Merkezi ABD'nin Washington kentinde bulunan Uygur İnsan Hakları Projesi, Çin'in baskı politikasının Doğu Türkistan'daki kriz ve gıda kıtlığına yol açtığını vurguladı. Uygur İnsan Hakları Projesi, ABD Ulusal Basın Kulübü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında Çin hükümetinin yeniden eğitim bahanesiyle 3 milyon Uygur ve diğer Türkleri gözaltına aldığını belirtti ve yeni tip koronavirüsünün hijyen koşulları kötü olan bu toplama kampları arasında yayılma potansiyeline dikkat çekti. Çin'in resmi rakamlarına göre Doğu Türkistan'da şu anda 76 yeni koronavirüsü vakası ve 2 ölüm vakası var. Ancak Çin, Doğu Türkistan'da yeni vaka görülmediğini söyleyerek gerçek durumu gizlemeye çalışırken, bölgede alınan sözde ihtiyati tedbirler ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler durumun çok ciddi olduğunu kanıtlıyor. Uygur İnsan Hakları Projesi Direktörü Omar Kanat şunları söyledi. Bu yılın başlarında Çin'in çeşitli yerlerinde yeni tip koronavirüsü salgını başladığında gurbetteki Uygurlar virüsün yeniden eğitim kamplarına sıçramasından endişelendi. Almanyalı Uygur sorunu uzmanı Adrian Zens'in daha önce bahsettiği gibi koronavirüsü salgını Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerindeki insan hakları ihlallerine daha fazla kriz ekleyebilir. Çin hükümeti Korgaz ticaret bölgesinin Mart ayına kadar kapalı kalacağını duyurdu. Merkezi hükümet tarafından Çin'de görülen Wuhan virüsü nedeniyle kapatılan Doğu Türkistan'ın Korgaz'daki Uluslararası Ticaret ve Sınır İşbirliği Merkezi'nin 15 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı. Korgaz Ekonomik Kalkınma Bölgesi Daire Başkanlığı'nca belirlenen duyuruda ticaret merkezinin yeniden açılış zamanının gelişmelere bağlı olarak ayrıca duyurulacağı bildirildi. Gözlemcilere göre koronavirüsünün bulaşıcı hızının düştüğü ve bazı iş yerlerinin işbaşı yapabileceği, kısmen bölgelerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurarak gündemi çarpıtmaya çalıştığı fakat Çin'e milyonlar kazandıran Korgaz Ticaret Merkezi gibi önemli noktaların kapalı kalması durumunun ciddiyetin bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. İtalya'da koronavirüsü salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Çin'den Asya'ya yayılan koronavirüsü İtalya'dan da Avrupa'ya yayılıyor. İtalya 1049 koronavirüsü vakasıyla en fazla vakaya sahip 3. ülke oldu. Ayrıca henüz COVID-19 vakasına rastlanmayan başkent Roma'da turizm sektöründeki iptallerin %90'lara ulaştığı basına yansıdı. Koronavirüsü Avrupa'da diğer ülkelerde de yayılırken son olarak Hollanda'da vaka sayısının 6'ya çıktığı bildirildi. En fazla vakaya sahip diğer ülke İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 43'e çıktı. Vaka sayısı 593'e yükseldi. Bu arada İran Meclisi Sözcüsü Esadullah Abbasi 5 milletvekilinin koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca ABD'de yeni tip koronavirüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatması beklenen anlaşmayı imzaladı. ABD ile Taliban arasında barış anlaşması, Taliban'ın buna uyması halinde ABD ve müttefiklerinin 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmesini öngörüyor. Anlaşma, Taliban ve Kabil hükümetleri arasında diyaloğu arttırma ve 18 yıllık ABD-Taliban savaşına son noktayı koymayı hedefliyor. Doha'da düzenlenen törende ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Taliban'ın kurucuları arasında alan Molla Abdulgani Baradar, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg yer aldı. Malezya'da 94 yaşındaki Mahathir Muhammed'in başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Malezya Kralı eski İçişleri Bakanı Muhyiddin Yasin'i başbakan olarak atadı. Malezya Kralı'nın Yasin'in parlamentodaki milletvekillerin büyük bir kısmından destek alacağını öngördüğünü ifade etti. Mahathir Muhammed istifasının ardından 24 Şubat'ta Malezya Kralı tarafından geçici başbakan olarak görevlendirilmişti.